Balık Kancada kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, geçenlerde YouTube kanalımda bir anket yapmıştım. Anketin sonucunda Alabalık'ta nokta atışı sahteleri tanıtmam istediniz. Bugün bunun için bu videoyu çekiyorum. Videonun sonuna doğru da bir çekiliş yapma planım var. İlerleyen günlerde o çekilişle ilgili dağıtacağım içerikleri göstereceğim. Sahteleri tanıtırken çok fazla detaya girip kafanızda karıştırmayacağım. Hızlı bir şekilde anlatıp konuyu noktalayacağım. Hem kafa karışıklığı olmasın hem de sizleri sıkmak istemiyorum. Bir dipnot, sağ alt köşeden kanala abone olursanız sevinirim. Gelelim sahteleri tanıtmaya. Arkadaşlar, Alabalık avında çantamızda olmazsa olmaz ilk sırada döner kaşıklar gelir. Nedir döner kaşıklar? Onlar bunlar. Bunların aslında genel olarak bilinen bir adı var ama onu söylersem reklama girmiş olacağım. Reklam da yapmak istemiyorum. Döner kaşık olarak bahsedeyim, siz gerisini anlayın. Arkadaşlar, döner kaşıklar kendi içlerinde ayrı ayrı modellere sahip. Kısaca ondan bahsedeyim. Görüntülü olarak da göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Mesela bu kaşığın yaprağına dikkat edin. Bu kaşıktaki yaprakların uç kısımları sivri. Mesela bu kaşığa gelirsek, bu kaşığın uç kısmı sivri değil ama yanlardan basık. Bu kaşığımıza gelirsek, uç kısmı sivri değil ama yanlardan şişkin. Bunlar 3 ayrı modeldir. Bunları belki malzeme alırken görüyorsunuz, niye farklı farklı diye de düşünüyorsunuzdur. Buna bir açıklık getirelim. Bunların her birinin bir ismi var ama yabancı, İngilizce isimler. Biz bunları daha kolay anlaşılması için kodlayalım. 1 numara, 2 numara, 3 numara diyelim. 1 numara ucu sivri olan yaprak şekli olsun. Şimdi bu şeklin anlamı şu. Gövdeyi şu şekilde alalım. Suda bu yaprak döner. Bu yaprak gövdeye 30 derecelik açıyla döner arkadaşlar. 30 derecelik açıyla. Ama 2 numaralı yaprağımız uç kısmı sivri olmayan yanlardan basık. Bu kaşığımız gövdeye 45 derecelik açıyla döner. 3 numaralı kaşığımız bu kaşığımızın yine ucu sivri değil ama yanlardan dışarıya doğru çıkkınlık var. Bu kaşığımız suda 60 derecelik açıyla döner. Farkları budur. Sığ suda, derede, çayda bu tarz derinliği olmayan suda av yapıyorsanız 1 numaralı kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 60 derecelik bir kaşık yaprağını çok açacağı için suyun üstünde dönmeye devam edebilir. Olabildiğince gövdeye yakın dönmesi daha isabetlidir. Bunu da aydınlatmış olduk. Gelelim döner kaşıklardaki renk konusuna. Arkadaşlar, birinci sıradaki renk önerim gökkuşağı. Kesinlikle bu rengi ava gittiğinizde ilk bu rengi denemenizi tavsiye ederim. Birinci sırada bu renk. İkinci sırada sarı üzerine kırmızı benek ya da bakır rengi üzerine kırmızı benek. Üçüncü sırada brown renk dediğimiz yani kahve rengi yer alsın. Şimdi kaşığı alırken bir de işte 0 numara, 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara diye numaraları var. Hem numara hem yaprak boyutunu hem de bu kaşığımızın, bu döner kaşığımızın ağırlığına denk gelir. 0, 1, 2 numaralar Aglia modellerinde yani klasik modellerde derede, çayda yani sığ sularda kullanıma daha uygundur. Çünkü hem yaprakları küçük hem de gramajları çok hafif. Ben genelde daha doğrusu %100 diyeyim 3 numara ve 4 numaraları kullanıyorum. Aglia modeli dediğimiz model şu. Yani özellikle gövdeye dikkat edin. Artı yaprak kenarlardan çıkkın olan. Aglia modellerinde örnek veriyorum. 3 gram, 3 numaralı bir kaşığımız 7 gram ağırlığında. Ama aynısı
Longcast dediğimiz modellerde 3 numaralı bir kaşık 12 gram ağırlığında. Peki Longcast modelinin farkı ne? Yine onu da gösterelim. İki kaşığın gövdesini gösteriyorum şimdi. Dikkat ederseniz gövdeleri farklı. Longcast'ler uzun atışlar için kullanılır. O yüzden gramajları daha ağırdır. Longcast'lerin avantajı uzak atış olduğu gibi bir de dezavantajı var. Avlağınızda, meranızda ot, yosun gibi bir durum varsa longcast'ler biraz daha derinden gelir. Bu da sahtenizin ota takılmasına, yosuna takılmasına sebep olur. Av veriminizi ciddi anlamda düşürür. Longcast'leri genelde spin takımlarında kullanırlar. Çünkü daha ağır olduğu için. Ama LRF'de uygun bir kamışa sahipseniz, gramaj, atış gramajı anlamında yine kullanabilirsiniz. Ben genelde 4 numarayı kullanırım, 17 gram. Bunu LRF'de de kullanıyorum, spin'de de kullanıyorum. Kamışım buna uygun. Aglialarda arkadaş 3 numara, 4 numara tercih et, problem yok. Galiba şimdi mevsimlerle ilgili şöyle düşünürsek anlatacağımız da bir şey bence kalmadı. Atladığım bir şey de olabilir ya da aklınıza takılan bir şey de olabilir. Videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar ya da Instagram hesabından mesaj atın. Cevaplayın. Gelelim ikinci sıraya. Maketler. Ben şöyle anlatayım. Avlarımı da izlediyseniz zaten genelde hep LRF ile av yapıyorum. Çünkü LRF daha hassas, daha hafif. Aksiyonu, adrenalini daha fazla, limit üstü, yani elimizdeki kamışın, ipin ve makinenin limitinin üstünde balıkları yakalamak ve alabilmek muazzam bir hazdır, muazzam bir adrenalindir. Ben bu yüzden LRF'yi daha çok tercih ediyorum. Maket balık kısmına gelirsek, bu elimdeki maket 5 santim 5 gram ağırlığında bir alabalık motifi verilmiş. Zaten genelde de alabalık motifi verilmiş sahteleri tercih ediyorum. Yine aynı şekilde 5 santim 5 gram bu ürünleri tercih ediyorum. Bu ürünleri tercih etmemdeki, yani alabalık motifi verilmiş olanları tercih etmemdeki sebep de şudur. Alabalık kendi yavrusunu yiyen bir tür. Ve ayrıca predatör olduğu için, yani dişli balıklar olduğu için alabalıkların tatlı sularda rakipleri hemen hemen yoktur. Turnaları ayrı bir parantezde ayırırsak. Çünkü turna da aynı şekilde predatör bir balık. Şimdi alabalık kendi türünü yediği için bunu yavru alabalık olarak görüp saldırır. Şöyle de bir dipnot düşelim. Ya küçücük balıkla işte küçük küçük alabalık yakalarsın. Hayır arkadaşlar. Bir laf vardır. Büyük balık küçük balığı yer. Bu gerçekte de, yani balık avında da böyledir. Büyük balık için küçük balıklar çok kolay yemlerdir. Kolay besinlerdir. Risk yok. Enerji sarfiyatı daha az. O yüzden bunları daha kolay yer. Doğal olarak siz de bunları kullanırsanız av veriminizi de arttırırsınız. Yine videolarıma bakın. Şu gördüğünüz işte 5 santimlik maketlerle 5 kiloluk, 5,5 kiloluk, 4 kiloluk, 7 kiloluk alabalıkları yakaladığımı ve sepetime, fileme koyduğumu göreceksiniz. Burada önemli olan doğru yemlerle balığı iyi okumaktır. İşte bu videoyu da bunun için çekiyoruz zaten. Maket kısmında yine şunu söyleyeyim. 7 gram, 7 santim, işte 9 gram bu tarz maketleri de kullanabilirsiniz. Ama genelde spin için atmaya uygun değildir. LRF ile atmanız lazım. İşte 16 gramlık, 18 gramlık maketler var. Bunları önermem. Niye önermem? Maketin boyu, yani ebatı arttığı için alabalık buna saldırmaz yani. Çok düşük ihtimaldir. Bu da gereksiz. Maket kısmında dediğim gibi 5 santim 5 gram, işte 7 santim 9 gram bu aralıklar LRF için uygundur. Zaten döner kaşıklardaki spin olayını anlattım, LRF olayını anlattım. Makette de %99 LRF takımlarını kullanın dedim. Gelelim silikona. Silikonda tek bir ürün, model önereceğim. O da bu arkadaşlar. Bu ürünü alın. Renk olarak haki rengi kullanın. Benim elimde kalmadığı için bunu
gösteriyorum. Haki renk kesinlikle o olmalı. Bu ürün 7 gramlık bir ürün. 2 gram da silikonu desek işte ortalama 9 gramlık bir ürün bu. Bunu kullanın arkadaşlar. Uzunluk olarak sorarsanız 70 milimetre yani 7 santimlik bir ürün bu. Bunu kullanın. Başka silikona falan kesinlikle gerek yok. Şimdi kaşıklara gelelim. Kaşıklarda bu kaşık ve bu renk diğer rengine başka işte siyahmış, kırmızı hiçbir şekilde gerek yok. Bu rengine odaklanın. Bu kaşık 16 gram, 12 gram, işte 18 gram, işte 22 gram gibi gider. 16 gram idealdir. Orta sınıf yani orta gramajdaki balıkları alır. Daha küçüğü var 12 gram. Onu da göstereyim. 12 gramlık olarak bunu öneririm. Bu rengi öneririm. Bunu alabilirsiniz. Eğer spin takımınız 16 gram atar aslında ama atmaya uygun değilse 16 gramın üstünü de bu renkte kullanabilirsiniz. Problem yok. Yine spin takımı için kesinlikle kesinlikle bu rengi bulun. Bu renk 28 gram arkadaşlar. Kesinlikle bu güzel iş yapar. Meranızda. İrili ufaklı balıklar alırsınız. Ben deneme amaçlı bunun 42 gramını kullanmıştım. Bu 28 gram bakın. 42 gramı 200 gramlık balığı almıştı. Alabalıklar bunlara çok güzel tepki veriyor. Bu rengi kullanabilirsiniz. Kesme kaşık dedikleri bir kaşık var elimde. Full tek renk bakır rengi 22 gram ağırlığında. Ağırlıkları özellikle söylüyorum. Çünkü 22'sini denedik, 20'sini denedik, 18'ini denedik, 28'ini denedik. Bu modelde 22 gram. Mesela bu modeli niye öneriyorum? Arkadaşlar bunun 5 gramı da var. 8 gramı da var. Tek tek buluk buluk denedim ben bunları. Yıllardır. 28 gram en ideali, en çok verim vereni. O yüzden bunu tercih edeceksiniz. Yine aynı şekilde neden bunda haki renk dedim? 70 milim 7 gram dedim. Çünkü bunun değişik renk ve gramajlarını tamamen denediğim için bu sonuçlara varıyorsun. Bu gösterdiğim ürünleri çantanızda bulundurmanız yeterli. Bunun dışında ekstradan hiçbir şeye gerek yok. Şimdi bazı arkadaşlar işte söylüyor ya işte hocam merada balık varsa hangisini atarsan alır. Arkadaşım alabalık havuzunun içerisine atmıyorsan öyle bir dünya yok. Balık seçer. Şimdi bazen oluyor mesela Maps'te kahve rengini söyledim. Arkadaşlar balığı görürsün. Balık oynar. Atarsın almaz. Atarsın almaz. Ama tutarsın işte bir başka rengi döner kaşıkta. Ya da işte maket takarsın. Çat balık yapışır. Balık bazen seçiyor. Bunu iyi okumak lazım. Elinde örnek veriyorum 8 adet kesinlikle A kalite çalışıyor dediğin kaşığa sahipsen, ürüne sahipsen oradaki oynayan balığı alacaksın. Olay budur. Bir de makinelerde kullanımda kafadaki kalama ayarıyla ilgili yaşanan sorunlar var. Onları ilerleyen günlerde bir video daha çekeceğim. Hangi makine tercih edilmeli, hangi ip tercih edilmeli, lider misineye gerek var mı, klips nasıl olmalı, kamışın özellikleri nasıl olmalı şeklinde bir video daha çekeceğim. İkisini kompakt hale getirdiğinizde elinizde çok iyi bir takım ve çok iyi bir sahte modelleri olacak ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir problem yok. Tekrar ediyorum. Atladığım ya da aklınızda olan bir soruyu cevaplayamamış olabilirim. Bu yüzden videonun altına yorum atabilirsiniz. Yardımcı olurum. Ya da işte daha detaylı bir şey konuşmak istiyorsanız, sormak istiyorsanız Instagram'dan Balık Kancada hesabıma mesaj atın arkadaşlar. Oradan da yardımcı olurum. Şimdi sizlere çekiliş yaptığım zamanki dağıtmak istediğim ürünleri göstereceğim. Bu çekilişle ilgili de şunu söyleyeyim. Kesinlikle yapacağım diye bir şey demiyorum. Sizlerden gelen dönütlere göre ben bunu hareket edeceğim. Çünkü bir sürü emek veriyorum. Bir sürü detaya giriyorum. Bunun bir dönütünün olmasını istiyorum. Ben bir konuda tatmin olmalıyım ki bunlara kalkışayım.
Yoksa boşu boşuna kürek sallamanın bir anlamı yok benim için. Ve son olarak videoya saygı, sağ alt köşeden kanala abone olmanızı diliyorum. Şimdi dağıtmak istediğim ürünleri kameraya yaklaştırarak göstereceğim. Sonra da videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle makineler var. İşte 1000'lik, 4000'lik, 2500'lük, 3000'lik falan. İplisinalarımız sinyalarımız var. Çeşitli uzunluk ve ip kalınlığında LRF'ye uygun alabalık ya da işte deniz avında levrek için vesaire bir sürü maketimiz var. Silikon sahtelerimiz var. Bu şekilde ürünleri dağıtmayı planlıyorum. Bakalım. Nasip diyelim. Herkese rastgele izlediğiniz için teşekkür ediyorum.